kaydımızı açtık arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki soruyu birlikte yaparak başlıyoruz. Evet. Örneğin elimizde şöyle bir soru var. Evet, kayıt. Teşekkürler. Bayağı kayıt yazılmış. Şimdi gördüm kaydı. Evet. Önümüzde şöyle bir soru var. Şöyle bir sayılar kümesi var. Bu sayı içindeki sayıların toplamı kaçtır? Bu içerideki sayıların hepsini toplayacağız. Hemen şu sayıları şöyle bir alalım alta liste olarak. Şöyle bir sayılar listesi var. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bu sayıların içindeki elemanları dönmek istiyorum. Ve döndükçe o her bir elemanı toplamak istiyorum. Her bir elemanı toplayıp toplayıp. Önce 53, üzerine 10 ekleyeceğim. Sonra 2 ekleyeceğim. Şunların hepsini toplayacağım, toplayacağım, toplayacağım. En son bir toplam sonucu istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Yine for döngüsüyle yapacağız tabii ki. For'la liste içindeki elemanlar dönebiliyorduk. Peki dönelim. For sayı diyelim. Her bir sayı için. In sayılar. Evet, sayılar listesindeki her bir sayı için ben ne yapacağım şimdi? Bu sayıları bir yere ekleyeceğim değil mi arkadaşlar? Ekleyeceğim bir yer var. İyi de nereye ekleyeceğim? Şu an daha elimde bir şey yok ki. Elimde bir değişken yok ki. İşte yukarıya, en dışa, for'un dışına toplam diye bir değişken tanımlıyorum. Toplam. Toplam eşittir. Başlangıçta sıfır. Başlangıçta sıfır diye toplam değişkeni var, tamam mı? Ondan sonra şuradaki sayılar döndükçe ben bu toplamın içine aktaracağım. Döndükçe toplamın içine aktaracağım. Her biri döndükçe artık sayı eşittir. Pardon, sayı değil, toplam burası. Toplam artık eşittir. Toplamın üstüne sayı eklenmiş hali olacak. Bunu da böyle yazmayacaktık tabii ki. Bunun böyle yazımı değildi. Nasıl yazıyorduk basitçe? Toplam artı eşittir sayı. Şuraya bir not düşeyim de bilmeyenler için. Toplam eşittir toplam artı sayı gibi bir şey olacak. Yani ne diyor bu kod? Bir kere de anlatıyorum. Sayılar diye bir şeyimiz var. Şurası sayılar bu arada. Sayılar diye bir kümemiz var. Bir tane de toplam değişkenimiz var. Sayıların içindeki her bir sayı için, yani her biri için şu 53, 10, 2 her biri tek tek sayı içine atanacak. Sayı içine atandıkça ben bunları toplama ekleyeceğim. Toplamın üstüne önce 53'ü ekleyeceğim. Ondan sonra 10'u ekleyeceğim. Ondan sonra bunu ekleyeceğim. Ekleyeceğim, ekleyeceğim, ekleyeceğim. Bu işlemler bittikten sonra for döngüsünün dışında bir yere, artık for döngüsü bitecek, en dışta bir yere print toplam dediğimde bizim toplamımızı verecek. Şunlar tek tek dönecek, dönecek, döndü, topladı. 100 mü yapıyor bunlar toplam? 53, 10'da 63, 2'de 65, 70, 78, evet 100. Şunları tek tek topladı arkadaşlar. Evet, sessiz arkadaşlar. Tamam. Şurada toplam işlemi nasıl yaptığımızı anladınız mı? Toplam işlemi nasıl yaptığımızı anladınız mı? Şunu bir oylayabiliriz. Bunu sanki tam anlatamadım gibi hissettim. Emin de değilim ama şöyle diyelim. Bu soruyu tam olarak anladım. Bu soruyu tam anlayamadım. Bu soruyu hiç anlamadım. Evet, gene tam anladım diyenler çok ama tam anlayamadım diyenler de var. Az biraz kaçırdım diyenler de olmuş bu sefer. Evet. Ben de öyle hissetmiştim arkadaşlar. Ama tabii anladım diyenler yine çok daha fazla. Evet. Attım ya. Cem Doruk. Gelmedi mi? Tamam. Soru da bu. Çözüm de bu. Tamam. Bunun gibi sorular çözeceğiz arkadaşlar. Sayıların her birini döndüm 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 şu toplam değişkenine ekledim. Peki hadi bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruyu siz yapın bakalım. Evet, bu soru geldi. 1 ile 50 arasındaki bütün tam sayıları toplayın bakalım. 1 ile 50 arasındaki bütün tam sayıları dönün ve döndükçe onları bir toplam değişkenine ekleyerek dönün. Bu şekilde toplayın. Hadi bakalım. 1 ile 50 arasındaki bütün tam sayıları toplayalım. Görevimiz bu. Başladı. Evet, 1 ve 50 dahil. Bunu da yazalım. 1 ve 50 dahil.
Evet, yapabiliyor muyuz? Birazdan isteyeceğim cevapları. Evet, cevapları gönderin bakalım. Yapanlar. Güzel. Mehmet Esat olmuş. Kerem Koçsan olmuş. Mehmet Eymen olmuyor diyor. Tamam. Hemen bakalım. Çok yapan olmadı. İki kişi yaptı gibi görünüyor. Üç oldu. Tamam. Yeterli. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir kere birden 50'ye kadar olan sayılara döneceksem ben bunu for döngüsüyle yaparım değil mi? For i in range diyelim. Birden başlasın. Bu arada sıfırdan başlatanlar bir ufak yanlış yaptı. Yani birden başlatın gene. Soruda dediği gibi yapın. Sıfırın bir etkisi yok ama yine de birden başlatın. Birden 50'ye kadar dersem sıkıntı şu 50'yi dahil etmeyecek. Birden 51'e kadar olan diyeyim. Artış miktarını belirtmeme gerek yok. Artış miktarını istersen bir yaz ama istersen gerek yok. Ne de olsa bir alacak zaten. Evet, şu her bir sayıyı şu anda burada bana birden 50'ye kadar olan sayıları döndürecek. Ben bunları ne yapmak istiyorum? Ben bunları toplamak istiyorum. Bir şeyde toplamak istiyorum. Şu anda elimde bir değişken yok. En dışa, bak for'un dışına bir tane toplam değişkeni tanımlıyorum. Toplam başlangıçta sıfırdı. Daha sonra ben bu toplama yavaş yavaş bu değerleri ekleyeceğim. Toplama artı eşittir. Ekleyeceğim ve eşitleyeceğim. Neyi ekleyeceğim ve eşitleyeceğim? Şu i dediğim şu değişkeni. Sürekli değil mi? Önce i dediğim 1 olacak 1 eklenecek. Sonra i 2 olacak 2 eklenecek gibi gibi bir eklenecek. Sonra bu işlemler bittikten sonra aşağıda bir yerde print toplamı yazdırabilirim arkadaşlar. Birden 50'ye kadar olan sayıların toplamı 1275 imiş. Tamam. 1275. Print döngünün içinde olmayacak. Evet, print döngünün içinde ise şu döngüde her seferinde o print yazdırılır. Bunu istemiyoruz. Biz en son dışında bir tane toplam olsun istiyoruz. Döngünün dışına çıkıyorum, vurguluyorum. Dikkat edin. Hocam yapma. Evet. Muhammed dediğim gibi printi döngünün içine yazmışsın. Hocam bu niye böyle? Ne böyle? Tamam. Printi döngünün içine yazmışsın. Evet. Herkes de aynı hata var arkadaşlar. Bak. Herkes printi döngünün içine yazıyor. Şu printi gidip for döngüsünün içine şuraya yazıyorsunuz. Buraya yazarsanız her birini yazana biri topladı yazdı. 2'yi ekledi ona 3 olarak yazdı. 3'ü ekledi yazdı. Her seferinde bir daha print yaptırır. Ben printi burada istemiyorum. Print for döngüsünün dışında bir yerde print olsun istiyorum. En son for döngüsü bitsin. Şu for döngüsü dönsün, dönsün, dönsün. Şura döndü, 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 döndü. 50 defa döndü. 50 defa o sayılar döndü, toplandı, döndü, toplandı. Toplama eşitlendi. En son aşağıda bir tane toplam yazdırılsın. En son dışarıda bir yerde bir tane print olsun istiyorum. Anlayabildik mi? Tamam. Çok kişi de bu sorun vardı. Düzelttiysek iyi. Al çözüm cevapları attım. Evet. Çınar, sende ne sorun var? Aşağıda keşke şeyi de gösterseydin Çınar ya. Ne hatası veriyor? Toplam artı eşittir sayı. Evet. Boşluk bırakmamışsın Pınar. Indentation yapmamışsın. Yağız, Yağız Pınar diyorum ya. Yağız. Şurada indentation yok. For'dan sonra direkt hala da globalde yazıyorsun. Yani şunu bir tık boşlukta yazmalıydın toplamı. Bir soru daha atın hocam. Atalım hemen bir soru daha. Evet. Soru geliyor. Sorumuz şu. Gene bir sayılar kümemiz var. Bu sefer sayılar kümesi daha farklı. Bu sayılardan 3'ün katı olanları toplayacaksınız bu sefer. Hepsini değil. Şu sayıların hepsini değil. Bu sayılardan eğer 3'ün katıysa onları toplayacaksınız. 3'ün katı olanları toplayalım. Ekrana yazdıralım. Hadi bakalım. İyi düşün. 3'ün katı olanları toplayacaksınız. For'la bütün döngünün içinde komple döneceksiniz listenin içinde. İpucu ver bakalım. Verebilirsin Mehmet Fatih. Nasıl bir ipucu vereceğim arkadaşlarına? For'la bütün listedeki elemanlar döneceksiniz ama farklı bir ayrıntı var değil mi? 3'e bölünme gibi test edeceksiniz yani. 3'e bölünebiliyorsa toplama ekleyeceksiniz. Neyse vermeyeyim. Vazgeçtim. Tamam, vazgeç. Hadi süreniz başladı. Evet. Mod ile ilk önce mod. Hadi if'i de ben söyleyeyim yani. If ve mod işaretiyle önce bir 3'e bölünüyor mu? O diye bir test edeceksin. Bölünüyorsa toplamı ekleyeceksin. Bölünmüyorsa bitsin. Abdülkadir.
For sayı in range demişsin. Sonra toplam artı eşittir i demişsin. Şu sayıyı ya da i'yi değiştir. Ya i'yi de sayı yap ya sayıyı da i yap. Evet, biraz daha zaman verelim bu soru için. Allah. Yani sen az önceki soruyu böyle mi yazdın? Ben 50'ye kadar yazmış, toplamış. Alış bu for döngüsüne alış alış. Evet, gönderebilirsin cevapları. Bunlar gönderebilir. Bakalım. Evet, Kerem Koçhan doğru yapmış. Yağız bir hata var diyor. Bakacağız. Ali Efe doğru yapmış. Efehan bir şey bölünüyorsa demiş. Efehan doğru yapmış. Mustafa Çiftçi yazdırmış sadece üçe bölünenleri. Üçe bölünenleri toplamını istiyorduk. Farklı bir şey yapmış. Yusuf Esat doğru yapmış. Mehmet Esat doğru yapmış. Kolebim köktü diyenler var. Keziban da gene yazdırmış. Keziban Azra. Yani sadece üçe bölünenleri yazdırmak istemiyoruz. Mesela üçe bölünenleri toplamak istiyoruz. Yani iki bilgiyi biraz birleştirdik. Evet, Furkan doğru yapmış. Güzel. Tamam. Ama cevap farklı çıkmış. Evet, Furkan doğru yapmamış. Furkan. İ mod 3 eşit eşit 0 demelisin Furkan. Eşit eşit 0 yazmamışsın. Evet, hadi başlayalım. Bir kere şöyle bir sayılar kümemiz var. Yani şu sayılar kümesini şöyle tanımlayalım şu aşağıda. Tamam. Tanımladık. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra döneceğiz bu sayıların içinde. For, i de diyebilirsin, sayı da diyebilirsin, i diyelim. Genelde i kullanılıyor literatürde. O yüzden i'ye alışmanızı öneriyorum ben de. For i in sayılar diyelim. Sayılar kümesindeki her bir i için. Sayılar kümesindeki her bir eleman sırayla bu i değişkenine atanacak. Sırayla şuradaki bu i değişkenine atanacak. Sonra ben bu i'leri ne yapmak istiyorum? Ben bu i'lerin hepsini değil. Ben bu i'ler 3'e bölünüyorsa toplam diye bir değişken eklemek istiyorum. Toplam diye bir değişken de bir tanımlayayım en başa. Toplam sıfırdı başta. Şimdi bu sayıların hepsini değil. Bu sayı eğer bu i eğer 3'e tam bölünüyorsa ekleyeceğim, değil mi? If ile bir şart koşacağım burada gene. If eğer i mod 3 eşit eşit 0 ise. Bu ne anlama geliyor? Eğer i dediğim şey 3'e bölününce 0 kalıyorsa. Yani 3'e tam bölünüyorsa o zaman bu i dediğimiz şey toplama eklenmeye hak kazanır. Toplam artı eşittir i olmuş olur. Toplama eklerim ben i dediğim sayıyı. Tamam. Bunu yazarız. En son şu döngü dönecek, 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 bitecek. En son dışarıda bir yerde, globalde print toplam yaptıracağız. Toplamı bir defa yazdıracağız en son. Bu döngü bittikten sonra. Tamam. 45 cevabını bulmalıyız. Daha az büyüttüm bir tık daha da. Tamam. Şurada ne yaptığımızı anladık mı arkadaşlar? Toplam diye bir değişken tanımlamıştık. Sayıların içindeki her bir i için, yani şunların her biri sırayla i değişkenine atanıyor. Önce bir i yerine geçiyor. 1 mod 3 0 mı? Hayır değil. O yüzden 1'i hiç eklemiyor bile. 3 geliyor. 3 mod 3 0 mı? Evet 0. O yüzden 3'ü ekliyor bu toplama. Toplam 3'e dönüşüyor. Gibi gibi gibi. Bunun gibi oluyor arkadaşlar. Print neden içeride yazmamız gerek? Yazmamamız gerekiyor. Neden içeride yazmıyoruz bu print'i? Çünkü print'i içeride yazarsan for döngüsü her bittiğinde, yani şu döngü her bittiğinde hatta bir tane print yaptıracak. Bak yazalım, tamam. Şuraya bir print diyelim. Print toplam diyelim. Buraya ya da bir yere. Yani şu her döndüğünde toplamı bir kere yazdıracak. Bak, bir dünya toplam sonucu çıkacak burada. Bak 0 yazıyor, 3 yazıyor, 3 yazıyor, 3 yazıyor, 12 yazıyor, 24 yazıyor, 24. Yani niye böyle oluyor? Önce for'a 1 giriyor. 1 3'e bölündü mü? Bölünmedi. Şuraya hiç girmiyor zaten. Ama şu print'i yazdırıyor.
Ekrana toplamı yazdırıyor. Yani toplam sıfırdı, sıfır yazdırıyor. Ondan sonra i yerine 3 atanıyor. 3'e bölündüğü için şuraya da giriyor. Toplama 3 ekleniyor. 3 oluyor toplam. Ondan sonra toplam bir daha yazdırıyor ekrana. Toplam bir daha yazdırdı. 3 etti toplam. Bunun gibi toplamı her seferinde yazdırmak istiyorsan oraya for'un içine sokacaksın onu. İstemiyorum ki ben toplamı. Toplam bir defa en dışta işlemler bitirdikten sonra yazdırılsın istiyorum. Bir defa yazsın. Dışarıda yazmalıyız. Anladın Yusuf Esat? Tamam. Güzel. Peki bir sonraki soru geliyor. Evet. Şu sayılar listesindeki tek sayıların kareleri toplamını yazalım. Sen kareleri toplamını bulalım diyelim hadi. Evet, kareleri toplamını. Şu sayılar kümesini attım ben gene, soruyu attım. Şuradaki sayılar tek sayılarsa, tek sayıysa o teklerin kareleri toplamını bulacağız. Şuradaki teklerin kareleri toplamı kaç yapıyor? Onu bulacağız. For döngüsüyle tabii. Mehmet Eymen gibi tekleri buluyorum hocam. 5, 5'in karesi. Şudur falan 11'in karesi. Böyle tek tek elle değil arkadaşlar. For döngüsüyle yapmanızı istiyoruz bunu. Evet, 48 kişi olmuşuz. Okuldan geç gelenler var değil mi? İlk dersi kaçırdı bazıları. İlk ders 46 falandık herhalde. Şu anda 48'iz. Geçiş. Tek sayıların kareleri toplamını. Peki sayıları bulacaksın. Onların karesini toplam değişkenine ekleyeceksin. Doğru değil. Hepsinin mantığı aynı aslında arkadaşlar. Okudum. Tebrikler. Tek çiftliğe nasıl bakıyorduk? İkiye bölündüğünde modla bakıyorduk. Az önce senin söylediğin modla bakıyorduk yani. İkiye bölündüğünde mod 2 sıfır olmuyorsa atma cevabı Furkan. Furkan hep atıyorsun şunu. İkiye bölündüğünde sıfır olmuyorsa mod 2 sıfır olmuyorsa tek olmuş oluyor. Çift değil, tek olmuş oluyor. Syntax veriyor hocam. Yerde syntax hatası yapıyorsun o zaman. Hocam ders ne zaman bitecek? Çıkacağım. 10 dakika sonra bitecek. İstediğin zaman çıkabilirsin. Evet. Çözümü yapanlar gönderebilir. Bakalım bir yapabilenlere. Bakıyorum. Adem. Evet. Adem olmuş. 2'ye bölünmüyorsa i'nin karesini eklemiş. Evet. Mehmet Arda. İkisi x kaynağı olmuş. Biraz uzatmışsın Mehmet Arda. Çözümü incele benimkinin. Evet. Güzel. F'anda sayılar çarpı sayılarla kareyi bulmuş. O da olur. 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 Güzel. Evet. Yapanların hepsi doğru gibi. F doğru. Doğru. Şurada bir tane Furkan seninki yanlış. Sıfırdan büyük oluyorsa. İ mod 2 sıfırdan büyük oluyorsa. Toplama sen i'yi eklemişsin. İ kareyi ekle demiştik. İ'nin karesini ekle demiştik. Tamam hadi başlayalım. Evet şöyle bir sayılar listesini bir tanımlayalım. Şöyle bir sayılar listemiz tanımlansın. Daha sonra for döngüsüyle bu sayı elemanlarını da gezelim. For i in sayılar. Bu ne anlama geliyor? Sayıların içindeki her bir i için. Sırayla i değişkenine atanacak bu içerideki sayılar. Ben bu i'leri ilk önce test edeceğim. Bu i'ler acaba tek mi diye. Eğer i mod 2 eşit eşit 0 çift anlamına geliyordu. Eşit değil 0 dediğimde tek anlamına geliyor. Yani o sayı
2'ye bölündüğünde 0 kalmıyorsa demek ki 2'ye tam bölünmüyor. Demek ki çift değil. Demek ki tek anlamına geliyor. Evet, eğer böyleyse benim i dediğim sayı şu anda tek bir sayı olmuş oldu. Ben bunu bir değişkene ekleyeceğim. Ben bunu bir toplam diye bir değişken tanımlayayım dedim dışarıda. Toplam başta 0 olsun. Bu toplam değişkenine ben bu toplama artı eşittir. Bu sefer ne ekleyeceğim? Bu sefer i'yi değil. i'nin karesini ekleyeceğim. i kareyi ekleyeceğim arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde toplama sürekli i'nin karelerini eklemiş olduk. Hem dışarıda bir toplam bir yazdıralım. Evet, cevap da 371 olarak karşımıza çıkıyor. Sırayla arkadaşlar şunlar deneniyor, deneniyor, deneniyor. Her bir eleman deneniyor. Her bir eleman önce tek mi diye deneniyor. Eğer tekse toplama o sayının karesi ekleniyor. Eğer tek değilse direkt geçiyor orayı. Baştan başka bir sayı deneniyor. Geçiyor başka bir sayı deneniyor. Şu sayılar listesindeki bütün elemanları böyle tek tek deniyoruz arkadaşlar for döngüsüyle. Tamam. Tamam. Atalım. Tam oturmadı. Peki oturur zamanla ya sözlükçe. Böyle bir anda olacak şeyler değil. Haydi bir tane daha gönderdim. Evet. Şöyle bir soru var. Kullanıcının girdiği iki tam sayı arasındaki bütün tam sayıların toplamını bulalım. Evet. Kullanıcıdan gene iki tane sayı alacağız arkadaşlar. Kullanıcıdan gene iki tane sayı alacağız. O sayıların arasındaki sayılar toplamını bulacağız. Kullanıcının girdiği sayılar da dahil. Mesela kullanıcı 1 ile 10 girdiyse 1-10 arasındaki bütün tam sayıları toplayacaksın. Kullanıcı işte 50 ile 100 girdiyse 50-100 arasındaki bütün sayıları toplayacaksın. Toplam yazdıracaksın. Gibi. Kullanıcı ne girdiyse sayı olarak o aralıktaki sayıların toplamını bulacaksın. Daha iyi oldu. Hocam şarjım bitti. Hemen giriyorum. Gir. Evet, yapabilenler cevapları göndersin arkadaşlar. Kadar az mı? Biraz daha zaman verelim o zaman. Hadi bunu da bitirelim. Mehmet Esat sen de sil. Daha doğrusu ben sileyim cevabını hadi. Biraz daha zaman verelim başkalarına. Tamam, biraz daha zamanınız var arkadaşlar. Uğraşın. Bu kadar zor olmasa gerek arkadaşlar. Kullanıcıdan iki tane sayı alacaksınız. Sayı 1, sayı 2 diye işte bir küçük sayı, bir büyük sayı alacaksınız. Ondan sonra range ile yazıyorduk değil mi? Range ile o sayılar arasında atma. Metarda atma. Atılanları sildim. Range ile o aradaki sayıları yazacaksınız. O aradaki bütün sayıları toplayacaksınız. O kadar toplama işleyeceksiniz. Başka bir şey yok. Hocam kedinizin cinsi var mı? Var. Benim kedi ne kedisiydi ya? Anası tam Scottish de. Benimkisi herhalde İran. İran kedisi. Pers kedisi. Pers. Evet. Hadi şu soruyu düşünün siz. Soruyu düşünün siz. Dediğim gibi iki tane sayı olacaksınız. O aralıktaki sayılara döneceksiniz. Hocam yeni mi aldınız? Yani bir 5-6 aydır ben de dikkat edeyim. Gayet güzel. Şahsen programlamacılıkla uğraşanlara öneririm. Evde sıkılıyordum. Güzel oluyor. Bizimkisi Scottish Longyear. Aynen. Benimkinin de annesi Scottish. Kendi de çok benziyor Scottish'e de. İran cinsiymiş. Pers cinsiymiş. Geçen veterinerde öğrendim. Peki. Biraz daha zaman verelim mi? Uğraşıyor musunuz? Gönderin arkadaşlar. Yapanlar göndersin bakayım. Şu an bu kadar yeter. Yaptıysanız yapmışsınızdır. Evet, bakıyoruz. Mehmet Arda'nınki olmuş mu? Olmuş gibi.
Evet, seninkine aktı. Kerem, seninki de olmuş. Evet, Mehmet Esat, seninki de gayet olmuş. Güzel. Yusuf Esat olmuş. Int input. Tırnak koymamışsın Mehmet Fatih. Input'un içinde string ifade yazmamışsın. Syntax hatan orada. Tamam. Seninki de doğru. Furkan 41. Seninki de doğru herhalde. Evet. Şeyde Yusuf Esat sayı 2 artı 1 yapacaktın range'de. Çünkü son stop noktası dahil değildi değil mi? Yusuf Esat ona dikkat et. Tamam. Güzel. Evet. Efehan sende de aynı sorun var. Range AB demişsin ya. Range A virgül B artı 1 demelisin. B dersen son B noktası dahil olmuyor diye. Evet hadi başlayalım. Kullanacağın iki tane sayı alacağız. Sayı 1 diyelim. Int input direkt int olarak alalım. Lütfen küçük olan tam sayıyı biriniz diyelim. Aynı şeyi şunu şöyle kopyalayayım hızlıca. Sayı 2 için de yapalım. Kullanıcı sayı 2 girsin bu sefer. Lütfen büyük olan tam sayı girsin burada da. Peki kullanıcı bunları girdi. Kullanıcı bunları girdikten sonra ben bunların içine döneceğim. For i diyelim. Sayı da diyebilirsin fark etmez. For sayı da diyebilirsin, i de diyebilirsin. For i diyelim biz. For i in range. Hangi range'te, hangi aralıkta dönmek istiyorsun diye soruyor sana. Ben sayı 1 ile sayı 2 arasında dönmek istiyorum. Ama sayı 2 dahil olması için sayı 2 artı 1 demelisin buraya. Yani sayı 2'ye şu sayı 2 bir sayıdır. Int bir sayı gelecek buraya. Kullanıcı 50 girdi 50 gelecek. Üstüne 1 daha ekleyecek 51 olacak burası. Evet yani sayı 1 ile sayı 2 artı 1 arasında dönsün diyorum. Peki ne yapsın buradakileri dönsün de bu sayılar ne yapsın? Bu sayıları toplasın istiyordun değil mi? Dışarıda bir yerde bir değişken tanımlamış olmam lazım. Toplam 0 diye bir değişkenim olsun benim. Bunlar döndükçe toplam değişkenini ekleyeyim. Toplama artı eşittir. Bu i'leri ekleyeyim. Bu dönen sayıların hepsini ekleyeyim. En son bu işlem bittikten sonra dışarıda bir yerde şu for döngüsü bittikten sonra dışarıda bir yerde ben şu toplamı bir defalık yazdırayım arkadaşlar. Tamam. Çalıştırdığımızda bir sayı isteyecek benden. Mesela 1 ile 10 arasındaki sayıla. 10 da dahilse 55 mi çıkması lazım? 1 ile 10 arasındaki sayıları toplam 55'tir. Ve çıktı. İşte daha büyük sayılarda zorlayabilirsiniz yani. Bana 150 ile ne bileyim 500 arasındaki sayıları topla. Ne yapıyorum? 114.075 yapıyormuş gibi. Tamam. Programımız gayet güzel çalışıyor. Evet bir soru daha çözmeyeceğiz Denizce Bey. Deniz. Burada kalıyoruz. Elinize sağlık arkadaşlar. Tekrardan ben ödevleri dediğim gibi bu akşama ya da yarına size ulaştıracağım. Bir sonraki cumartesiye kadar bu ödevleri yapacaksınız. For döngüsü bitmiştir. O ödevleri de yaparak iyice pekiştirmiş olacaksınız. Haftaya da while döngüsüne geçeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay bay.